videoya başlamadan önce Kahramanmaraş merkezli 11 il başta olmak üzere tüm yurdumuzu derinden yaralayan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Deprem bölgesine yaptığımız yardımları canla başla yetiştiren tüm meslektaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bir daha böyle felaketler yaşamamak dileğiyle. Bu bölümün kahramanı Hakan dostuma da ayrıca teşekkür ederim. Bölüm gelirleri deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitimi için bağışlanacaktır. Yıllarca haberlere başlık olan yan sanayi, imitasyon, Çin kopyası gibi kavramlar videomuza başlık oluyor bu sefer. Her alanda gördüğümüz bu ortak üretimler bazen Made in China etiketiyle çalıntı bir şekilde, bazen de lisanslı olarak ortak üretimle karşımıza çıkıyor. Dostlar selamlar. Üretim maliyetleri, sürdürülebilir enerji, yaşanabilir bir çevre, hatta ekonomik sebepler gibi birçok faktör neticesinde firmalar ortak üretime doğru yönlendiler. Aslında bu üretim stratejisi ilk olarak yedek parça bazlı olsa da daha sonraları ortak platformlar üzerinde araç üretimine kadar ilerledi. Yurdumuzda ilk örneklerine Doblo, Combo, Sitan, Kango gibi hafif ticari üretimlerinde rastladığımız bu üretim şekli daha sonra hızlanarak Crafter, Sprinter gibi minibüslere hatta ağır vasıtalara bile sıçradı. Ağır ticariler sınıfındaysa bu tarz proje örneklerini farklı biçimde gördük. İlk olarak bu üretim yöntemini ekonomik krizden kurtulmak için uygulamış Ford'a bakalım. Ürettiği araçlar, geliştirdiği modeller ve yüksek pazar payıyla otomotiv dünyasında ilk onda yer alan firma, 2006 yılına gelindiğinde Avrupa'daki global ekonomi krizden etkilenerek artan iş gücü maliyeti, azalan pazar payı da olmak üzere bir dizi sorunla mücadele etmeye başladı. Şirket o sene tarihindeki en büyük zarar olan 12.7 milyar doları açıkladı. Ve bu açıkladığı zarar şirkette bir düzine değişikliği de beraberinde getirdi. Aynı yılın Eylül ayında Alan Mulally CEO olarak göreve başladı. Planları hazırdı. Fakat firmada mali kriz bir süre daha devam etti ve şirketin durdurulamayan bu kötü gidişi Ford'u neredeyse iflasın eşiğine getirdi. 2008 yılında CEO'nun zorlu yolu daha da acımasız bir hale geldi. Mulally'nin Ford'u bu çıkmazın içerisinden kurtaracak olan inanılmaz bir planı vardı ve CEO bu planla şirketi 3 yıl içerisinde zarardan kâra çevirdi. Peki bu plan neydi? One Ford adıyla tüm Ford'u bir araya toplayıp şu andaki çoğu üreticinin kullandığı ortak platformlar üzerinden araçlar üretmekti. Kulağa oldukça basit gelen bu strateji 4 ana maddede toplanmıştı. 1. Tüm Ford çalışanlarının küresel bir ekip olarak bir araya getirilmesi. Ford'u bir araya getirmek mükemmel bir girişimdi. 100 yılı aşkın bir süredir şirket global olarak genişledi ve bu genişleme ile birlikte verimlilik büyümenin gerisinde kaldı. 2006 yılına kadar şirket yarı özerk bir yönetime sahipti ve bünyesinde farklı ürün platformları bulunuyordu. Bu yüzden dağınık bir tedarik zinciri vardı. Bu One Ford projesiyle CEO tüm dünya üzerindeki üretim ekiplerini tek bir çatı altında toplayıp açık bir işbirliği kültürü oluşturmuştu. Hatta bir toplantıdaki sunumunda kurduğu 40 yıldır iflas ediyoruz cümlesindeki gibi açık fikirliliği ve cesur kararlarından etkilenen çalışanlar hızlıca One Ford çabası etrafında toplandılar. Ve sendika ücreti azaltan ancak 45 binden fazla çalışanın işini kurtaran çok daha düşük oranlar için anlaşarak bu çalışanlarla devam kararı aldı. 2. Ford'un benzersiz otomotiv bilgisi ve varlıklarından yararlanılması. Bu stratejik işbirliği ve yenilenme araçlarda alüminyum kasa kullanımından EcoBoost motorlara kadar sektöre yön veren önemli ürün değişikliklerine yol açtı. Örneğin türünün ilk eller serbest sistemi olan Sync bu projenin bir ürünüydü. Ayrıca One Ford, Ford'a ürünlerin geliştirilmesine yönelik dışarıdan ve harici kaynaklardan gelen tüm Ar-Ge çalışmaları için firmanın kapılarını açık tuttu. 3. İnsanların istediği ve değer verdiği arabalar, kamyonlar oluşturmak. Mulally firmayı Henry Ford'un orijinal yeniliklerini yansıtan, şirketin köklerinden esinlenen bir yapıya geri döndürdü. Volvo, Jaguar ve Mercury gibi ikincil firmaları ayırdı ve şirketin 27 farklı ürün platformunu 9'a indirdi. Bugün her Ford modeli bu 9 platformdan biri üzerine inşa edilmiştir ve üretimine devam etmektedir. Platformlar azaltılsa da artan satışlar daha fazla verimlilik ve daha fazla kar marjını da beraberinde getirir. 4. Gerekli finansmanın ayarlanması. Mulally yaklaşık 25 milyar dolarlık varlığı ipotek ederek cesur bir hareketle düğmeye bastı. Bu karar için çok fazla eleştiri aldı fakat bu sermaye Ford'un mali krizin getirdiği belirsizlikten kurtardı. Ve CEO'ya planını gerçekleştirmesi için hareket alanı verdi. Sistem tıkır tıkır işliyordu ve Ford büyük bir geri dönüş yaşamıştı. Konumuzun alakalı kısmı olan Ford kamyonlarında bu sistemde yer alması için Koç Holding önderliğinde Ford Otosan, büyük uğraş sonunda Ford Motor Company'yi ikna ederek kargoyu da One Ford projesine dahil ettirdi. Çünkü Ford kamyon konusunda global pazardan uzaklaşmıştı, Otosan'la birlikte Türkiye bazlı bölgesel bir strateji içerisindeydi. Global alanda Ford Motor Company'nin tekrar etkin bir güç olması için Otosan grubu çalışmalar yapmaya başladı. Örneğin Ford Motor'un başkanı Billy'nin 50. yıl kutlamalarında İstanbul'a geldiğinde empati kurması için
kargonun önünde fotoğraflarını bile çektiler. Yetkililer sonunda ikna edildi ve müjdeyi Fort Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, Brezilya ile birlikte yeni kargoyu ve ardından tüm dünya için yeni modelleri geliştireceğiz diyerek verdi. Ve böylece kargo tüm dünya için Eskişehir'de üretilmeye, Vanford projesiyle de 65 ülkeye ihraç edilmeye başladı. Global olan bu Ford'ların mühendislik altyapısı ve Ar-Ge'si Türk mühendisler tarafından geliştirilerek Brezilya ile ortak üretime geçti. Aslında bu modelin ataları, yani tasarımsal anlamdaki fikri yine Brezilya'dan alınmıştı. Coğrafyaya bakıldığında modelin esintilerini eski modellerden itibaren rahatlıkla görebiliyoruz. F-Max'te de buna benzer bir durum yaşandı. Ford yerlilik oranını %90'a çıkardığı F-Max'in lisansını Çinli üretici JMC'yi 12 yılına sattı. Firma Weilong öncesinde kargoları da Veyron adıyla EcoTorque motorda dahil olmak üzere Asya pazarını üretip satmıştı. F-Max'i ise HV5 adıyla üretip 470 ve ülkemizde de bulunmayan 520 beygirlik EcoTorque motoruyla satıyor. Belki de melez üretimlerinin ana vatanı diyebileceğimiz Brezilya'da da benzer bir durum söz konusu. Üreticilerin Uzak Doğu ve Asya pazarında kullanılmak üzere ürettiği benzer modeller bu ülkede oldukça mevcut. Ford'un, Mercedes'in, Tata'nın bölgedeki ticari araç üretimindeki hakimiyetiyle ortaya çıkardığı bu melez kamyonlar oldukça fazla kullanılıyor. Bu bölgeye özel tasarımıyla farklı bir yüze sahip Actros, yine bölge için Mercedes-Benz Brazil tarafından özel olarak geliştirip üretilen Atron ve küçük ticari Antos, Mercedes'in bölgede oldukça kullanılan ürünlerinden. Biraz kuzeye çıktığımızda ise oldukça farklı ve ilginç bir örnek karşımıza çıkıyor bu sefer. Yıllardır savaş mücadelesi vermiş iki düşman ülke, otomotiv sektöründe güçlerini birleştirerek farklı bir marka oluşturmuş. Mazman. Belarus-Alman ortak girişimi Mazman, 1997 yılında Avrupa'ya ağır ticari araç üretmek için kuruldu. 98'de üretime başlayan firma, adından da anlaşılacağı gibi Maz ve Man'ın logosuna kadar her alanda ortak bir üretimdi. Dışarıdan bakıldığında, yani tasarımsal anlamda Man'ın yüzünü gördüğümüz araçlarda, yürür aksamı ve motor parçalarında ise Maz'ın etkilerini görüyoruz. Geneto'nun Vauxhall motorlu Bettworth kamyonlarının son dönemlerinde çöküş sürecindeki firmayı bir nebze olsun geri kaldırmak ya da tekrar canlandırmak ümidiyle 1982 yılında O352 Mercedes motorlu kamyonlar üretmesi de bu melezlere bir örnek olabilir. Ya da Iveco'nun sığınacak bir elektrikli liman olarak Nikola'yı seçmesi. Bir de bu işi kopyalama yöntemiyle yapanlar var. Kapanışa gelirken bunu da bir örnek üzerinden anlatayım. Hatırlayanınız vardır. Yeni Volvo FH'ı lansmanından bir gün önce Çinli oyuncak model üreten bir kit firması ifşalamıştı. Bu FH hayranlığı oyuncaktan bir nevi gerçeğe dönüştü. Dayun V9. Dayun resmi olarak Amerika lisansıyla Cummins motorlu araç üreten Çinli bir firma. Firma yakında açılacak davalar öncesi sadece FH'tan esinlendiğini bildirdiği V9 modeliyle bir araç tanıttı. Araç içinden dışına FH'ın %80'lere varan bir kopyasını oluşturuyor. Çin, Orta ve Doğu Asya ülkelerinde Volvo FH'ın kopyası olarak bu modeli üretip satmaya başlayan firma, İsveçlilerin lisansını ya gizli kapaklı satın aldı ya da gerçekten kervan yolda düzülür misali üretime geçmiş durumda. Geçtiğimiz yıl PSA ve FCA grubunun birleşerek gittikçe hızlandığı bu üretim teknikleri sizce aynı çatılar altında devam mı etmeli, yoksa marka kimliğini koruyarak özgün modeller için son mu bulmalı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.